Bu çalışma alanında eylem planları var. Eylem planı şu demek, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde ve ilk 360 günde yapacaklarının detaylı bir hazırlığı demek. Mesela ilk tarım eylem planımızı açıkladık, 56 madde. Her bir satırının maliyeti hesaplanmış ve takvime bağlanmış şekilde. Arkasından sosyal politikalar, arkasından afet yönetimi, arkasından dijital dönüşüm ve teknoloji. Bunların hepsini açıkladık. Şimdi doğa hakları ve çevre hazır. Yerel yönetimler, şehircilik hazır. Makroekonomi, finans ve istihdam konusundaki eylem planımız 130 madde civarında. Onun son istişarelerini yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar onun açıklamasını yapacağız. Eğitim eylem planımız yaklaşık 100 madde. Yani 3-18 yaş ve üniversite eğitimini kapsayan eylem planımız. Yaklaşık toplam olarak 20 alanda 1000'den fazla eylemi biz açıklamış olacağız. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Bu ne demek? Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin elinde çok detaylı bir yapılacaklar listesi demek. Takvime bağlanmış ve bütçesi hesap edilmiş. Bugüne kadar Türkiye'de böyle bir çalışma hiç yapılmadı. Yani yakın siyasi tarihimizde böyle bir şey yok. Yani ben uzun yıllar hükümetin içinde oldum. O hükümetin içinde olduğumuz dönemde bile böylesine detaylı bir hazırlık hiç yapmamıştık. Şimdi sonrası mı geliyor? Neden yapmadınız diye ama sormuş olayım. Şöyle çünkü uygulamanın içindeyken zaten 5 yıllık kalkınma planı hazırlıyorsunuz. 3 yıllık orta vadeli program hazırlıyorsunuz. Ben Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım diyorsunuz 3 sene. Avrupa Birliği müktesebatına uyum programı hazırlıyorsunuz. Dolayısıyla o yapıda bütün bu planlar, programlar zaten yapılıyor ve zaten işin başındasınız ve zaten uygulama devam ediyor. Ama şu anda Türkiye'nin yeniden bir güven inşa etmesi gerekiyor. Ve şu anda Türkiye'nin yeniden sıfırdan bir gelecek planlamasına girmesi gerekiyor. Yani bütün bu sorunların farkında olan, bütün bu sıkıntıları, bütün bu çoklu kriz ortamını bilen, anlayan ama bunlara çözüm üretmek için de vakit kaybına yol açmayacak bir hazırlığa ihtiyaç var. Yani seçimlerden sonra ilk gün, ilk dakikadan itibaren çalışmaya başlamak gerekiyor. Çünkü her bir gün çok kıymetli olacak. Gecikilen her gün ülkenin maliyeti demek. Seçime kadar yapacak fazla bir şey yok doğrusu. Seçime kadar bizim yaptığımız sadece tavsiye, çağrı, öneri. İşte bu Eylül'den, Ekim'den itibaren başlayan sürece karşılık biz hükümete 21 maddelik bir çağrı yaptık. Dedik hemen yangını söndürmek istiyorsanız alın size 21 madde alın uygulayın hemen dedik. Seçimlerden hemen sonra ilk günden itibaren yapacaklarımızı hazırlıyoruz. Bir de ilk 90 dakikada açıklayacaklarımız var yani. Hükümetin ilk 90 dakikasında. O ilk 90 dakikalık açıklamalar da çok önemli. Çünkü oradan zaten yön veriyorsunuz. Oradan ülke yönetimiyle ilgili yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Daha da bir şey. İlk 90 günü duymuştuk da ilk 90 dakikayı ilk kez duyuyoruz. Evet evet onu daha önce de, tabii ilk 90 dakikada yapacağınız açıklamalar yani. Burada neyin açıklaması mesela çok önemli. Diyelim ki basın özgürlüğü. Yani ülkede basın özgürlüğüyle ilgili şu anda yasal bir sorun yok yani. Fiili uygulama var. Yani gazetecilerin patronlarına telefon gidip de şu gazeteci aleyhimde yanlış bir köşe yazısı yazmış, beni eleştirmiş, at bunu işten deyip telefonu kapatıyorsa ülkenin başındaki kişi artık orada basın özgürlüğü yok yani. Dolayısıyla basın özgürlüğünün sağlanması yeni hükümetin bir açıklama meselesi. Yani dönecek gazeteciler, arkadaşlar rahat olun artık bir nefes alın. Uluslararası basın ilkeleri var. Yani burada nedir? Terörü teşvik edemezsiniz. Teröre destek veremezsiniz. Şiddete teşvik edemezsiniz. Ya da nefret suçu diye bir alan vardı mesela. Oralara gidemezsiniz. Ama onun dışında uluslararası kabul edilmiş hukuk çerçevesinde gazetecilik artık serbest. İsteyen ismini yazsan, isteyen eleştirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra biz kimsenin patronuna telefon edip de işten attırmayacağız. Kimseyi hapse de attırmayacağız. Diye bir açıklama yeter yani. Hemen bir nefes alır ülke. Ya da gençlere dönüp, ya sosyal medya paylaşımları yapmaktan artık korkmayın. Biz zaten mülakatı kaldırıyoruz. KPSS'den sonra mülakat diye de bir şey yok. Yazılı sınavının sonucu ne olursa zaten hak ettiğinizi alacaksınız. Onun için sosyal medyada paylaşım yapmaktan korkmayın. Sosyal medyada bazı şeyleri beğenme tuşuna basmaktan korkmayın. İlk 90 dakikada yapılacak açıklamalar bunlar. Yargıya dönüp bundan sonra bizden yargıya talimat gitmeyecek. Artık yargı anayasa baksın, yasalara baksın. Hakimlerimiz kendi vicdanı sesini dinlesin ve nihai kararı alsın dediğinizde ve gerçekten yargıya aracı göndermeden, pusula göndermeden bir yönetim dönemine başladığınızda aslında yargıyı bağımsızlaştırmış oluyorsunuz yani. Ha yargının tarafsız çalışması ayrı bir iş. Yani bağımsız bıraktığınız yargıyı da artık karışmıyor dediniz ama bağımsız bir yargı, tarafsız çalışabilecek mi? O da işte yargı reformu. Mesela bizim yargı reformuyla ilgili ayrı bir eylem planımız var. Yani çok detaylı bir çalışma o. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığımız onu hazırladı. Taslağı hazır. Çok ciddi bir yargı reformu gerekiyor ülkede yani. Ki bağımsız kalan
yargı aynı zamanda tarafsız ve düzgün çalışabilsin. Onun insan kaynağı ilgili yapılacak çok iş var oralarda yani. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Dediğim gibi her alanda hazırlanıyoruz. Yani sanayi eylem planı, KOBİ'lerle ilgili eylem planı, enerji, sağlık, aklınıza hangi alan geliyorsa yani, hangi alan geliyorsa. Bu ülke için çok ciddi bir hazırlık. Bunu biz hani partimizin bir çalışması tabii ki ama aslında Türkiye için yapılmış bir çalışma. Yani açıklıyoruz, yayınlıyoruz, ortaya koyuyoruz. Yani iyilik yapıp denize atıyoruz. Nasılsa bilen olur diye. Farkına varan olur diye. Ha, günü geldiğinde de uygulamak üzere tabii hepimizin ki. Derdi ortak paydada daha iyi bir ülke, yaşanabilir bir ülke.